Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben size Map Creator hakkında biraz bilgilendirme yapacağım. Öncelikle sayfaya girdikten sonra sağ üstten giriş yapıyoruz. Arkadaşımız giriş yapmış şu an. Onun altında dil kısmından Türkçe'ye çeviriyoruz. Evet, sayfamız Türkçe oldu. Başlangıç sayfamız böyle. Solda 3 tane kutucuk var gördüğünüz gibi. Yeni neler var? Burada yakında değişiklik yapanların yaptığı değişiklikleri görebiliyorsunuz. Şu an yok. Değerlendirilecek bu kapalı. Senin ögelerinde de düzenleme yaptıkça yaptığınız düzenleme sayınız ve dünyadaki sıranız gözüküyor. Tabi bunları yapabilmeniz için yetkili olmanız lazım. Benim grubumdaki arkadaşlar da yetkilisiniz zaten. Başta dünya sıranız olmayacak. Düzenleme yaptıkça ve yaptığınız düzenlemeler üst merciler tarafından onaylandıkça düzenlemeleriniz buraya kayıt altına geçecek ve dünyadaki sıralamanız oluşacak. Düzenlemeler arttıkça da bu sıralamanız aşağılara inecek. Ne kadar aşağı inerse o kadar güzel bizim için. Şimdi arkadaşlar Türkiye burada. Ondan önce şu sağ tarafı da göstereyim. Şurada 3 tane yine kısım var gördüğünüz gibi. Yol eklemek için haritaya yakınlaşın. Yer eklemek için haritaya yakınlaşın. Tapu numarası eklemek için yakınlaşın diyor. Bunlar belli bir zoom'dan yakınlıktan sonra açılıyorlar. Şu an gördüğünüz gibi hepsi kapalı. Türkiye'ye yaklaşıyoruz. Ankara'dan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hala aktif değiller. Hala zaten uydu görüntüsüne de tam net gelemedik sokaklar falan. Tekrar yakınlaştık. Biraz daha yakınlaşalım. Evet, görüntümüz geldi. Görüntümüz geldi. Gördüğünüz gibi sarı, kırmızı, yeşil, beyaz yollarımız çıktı. Ve sağda da yol eklemimiz yandı. Artık yol ekleyebiliriz. Ama tabii biraz daha yakınlaşırsak daha net düzeltmeler, eklemeler, çıkarmalar yapabiliriz. Şimdi öncelikle yol eklemeye gelmeden önce arkadaşlar gördüğünüz gibi kırmızı, sarı ve yol ekleden şuradan bir saniye yapalım. Pembe, turuncu ve açık yeşil gibi yani şurada gördüğünüz sarı gibi renklere kesinlikle ekleme yapmıyoruz. Onlar hakkında, onlara ekleme ve onların şu gördüğünüz gibi şu bağlantı noktalarını değiştirmiyoruz. Şöyle değişebiliyor. Bu tip şeyleri düzenleme yapmıyoruz kesinlikle. Biz genelde çalışma alanımız beyaz yollar, normal şehir içindeki taşıt yolları, ara sokaklar, onların bir üstlerindeki caddeler tarzında olacak. Gördüğünüz gibi şurada da yeşil bir nokta var. Yollar iz düşümü olarak geçiyor. Bu da sadece yayalara ayrılmış yol. Parkların içindeki yollar veya çarşılarda trafiğe kapalı alanlardaki yolları da bu şekilde ekleme yapıyoruz. Şimdi düzeltmeden de biraz ondan önce bir yol eklemesi yapalım. Mesela şurada bu şekilde bir yolumuz var. Şöyle. Böyle tıklıyoruz. Yol düzenlemesini bitir. Konut olarak yapıyoruz. Normal arabaların geçtiği yol. Zaten genel olarak biz konut yolu yapacağız. Veya işte dediğim gibi iz düşümse iz düşüm yaparaktan yaya yolu yapacağız. Ama genelde konut olarak yapacağız. Diğer yolu da kesişiyor. Eğer kesişim varsa tekrar kesişiyor. Evet dedikten sonra yolumuz oldu. Eğer böyle bir yol yoksa biliyoruz orayı. Öyle bir yol yok. Bu yolu sil diyoruz. Bu yolu sil diyoruz. Yollar gidiyor. Mesela düzenlemeye gelelim. Düzenlemede de gördüğünüz gibi biraz burada yol kayık. Burada gördüğünüz gibi yol tıkladığımız zaman kare var. Büküm noktaları, yolları düzeltmek için. Yola tıkladığınızda ortalarında yine yuvarlak kare var. Buradan çekebiliyorsunuz. Onların aralarında biraz daha küçük noktalar var. Oralardan çekebiliyorsunuz. Buralardan tutup şöyle çekmeler yapabiliyorsunuz. Bunlar hep bize yukarıda gördüğünüz gibi hep buradaki düzenlememiz artıyor. Bizim de amacımız zaten bu düzenlemeleri yapmak. Bu şekilde yolları
kayık olan yolları şurada gördüğünüz gibi binanın üzerinden gidiyor. Bunları böyle düzenlemeler yapmak. Öncelikle amacımız bu. Yol alanında, yol kısmında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi mekan ekle var. Gördüğünüz gibi belli bir yakınlığa geldik. Aşağıda maviler çıkmaya başladı. Oto kiralama, çiğ köfteci, kuaför, shop gibi. Burada da yandı bizim ışığımız. Tıkladık. Şurada diyelim bir BİM var. Büyük market olarak giriyoruz. Buradan önce kategorisini seçiyoruz. Ardından BİM yazıyoruz. Yazdığımız yer BİM, Collins, Mavi Cins, Migros, işte bankalar, hastane, sayılmaz da bankalar gibi bir zincir şirketse buraya da tekrar yazdığımızda zaten o burada da çıkıyor. Eğer zaten burada da çıkmıyorsa çıktı. O zaman zincir değildir. Zincir kısmına yazmamıza gerek yok. Yazdık. İşte normal bir mahalle bakkalı diyeceğiz. Market. İşte buraya. XXX. Tekel bayi tarzında yazabiliyoruz. Bunu kaydet dediğimizde de bunları kaydediyor. Sonra dediğim bu oto kiralama burada değil. Bunu böyle çekiyoruz. Bu yol üzerinde değil, şu yol üzerinde. Bunları da böyle düzenleyip kaydet dediğimizde tekrar kaydetmeler yapıyor. Bu alanda göstereceğim iki şey daha var arkadaşlar. Banka işaretlerken kategoriye banka yazıyoruz. Sonra işaret çıktı zaten. Diyelim ki Akbank var orada. Akbank yazdık. Akbank şirket, Türkiye'nin her yerinde olan bir şey, zincir. Oraya da yazdığımızda çıktı. Bu burada oldu. Ama bankaların yanına bir de genelde ATM'ler olduğu için banka yazıyoruz. Bankamatik ATM çıkıyor zaten. Akbank tire ATM yazıyoruz. Zincire tekrar Akbank yazıyoruz. Kaydet dediğimizde bu ikisi oluyor. Hastanelerde de burasını hastane olarak yazarsak hastane yazıyoruz. Hastane. Burada bir yanlışlık oldu. Pardon. Yanlış bir yere dokundum herhalde mouse'dan. Gitti. Yani şuradan tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Şuraya tıkladık. Diyelim ki hastaneydi. Hastane tıkladık. İşte XX Devlet Hastanesi yazıyoruz. Bir de hastanelerin genelde acil olduğu için acili daireyetten gösteriyoruz. Yine hastane diye kategorisini seçtikten sonra XX Devlet Hastanesi ve acil yazıyoruz. Bu şekilde onlara da yaptıktan sonra o da bitiyor. Bir de kapı numarası var. O biraz daha ayrıntıya giriyor. Onu da göstereyim. Sağ taraftan şöyle tıklayıp harita üzerinde görüntüle mekanlar, kapı numaralarını da aktif yaptığımızda kapı numaraları gözüküyor. Bu şehirde gözükmedi. Ankara'ya gidelim biz yine. Evet, geldik. Ankara'dayız. Kapı numaraları da çıktı gördüğünüz gibi. Buradan tıklıyoruz. Misal bu kapı numarası burada değil. Kırmızısı yani tıkladık. Orada gösteriyor. Şunu şöyle düzeltebiliriz. Bu yol üstünde değil, bu yol üstünde ise kırmızısını buraya çekebiliriz. Veya kapı numarası ekleyeceksek tıklayıp
numarasını yazıp 22 diye ekleyebiliriz veya dokunduk 26 değil de 20A şeklinde düzeltme yapıp kaydet dediğimizde kaydetmiş oluyor. Onlar dışında onları yaptıkça zaten yukarıda yaptığınız düzenlemeleri kaydetler çıkıyor. Sıralamanız da burada ilerliyor. Başka da yapacağınız bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi basit. Tekrar hatırlatayım. Yol eklerken pembe otoyol, turuncu ana, sarı yerel erişim yollarına kesinlikle dokunma yapmıyoruz. Onlarda herhangi bir tutup böyle çekme, bağlantı noktalarını değiştirme gibi şeyler yapmıyoruz arkadaşlar. Onlar yüksek hassasiyetli yol olarak geçtiği için onlara herhangi bir düzenleme yapmıyoruz. Benim anlattıklarım bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Teşekkür ederim.